Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem parmaklarını yalardı. Veya yanındaki birine yalattırır. Bak şimdi bunu görsün. Aa! Ay! Midem bulandı efendim. Bulanık adamsın sen. Hatta yel akavu ev yul ikavu. Hadis sahihtir. Buhari'dir ya. Ben ne yapayım? Çünkü diyor parmakla midenin irtibatı var. Şu parmaklar yalanmadan doyduğunu hissetmez. Ondan sonra yiyom yiyom doymuyorum der. Parmak yalayacak, Mide. Hocam o zaman başkasınınkini yalamayayım da ben kendi parmağımı yalayayım. Afiyet olsun. <laughs> kendi parmağını yala kardeşim. Ben sana benim parmağımı yala mı dedim. Ama sünnette o da var. Sünnette o da var. Adam orada bir sünneti yapsa sen burada aa ne gerici yobaz. E biz böyleyiz kardeşim işte. Biz böyleyiz. Ama Allah buyuruyor ki sen en büyük ahlak üzeresin. Senin ahlakından, edebinden, muhaşeretinden, geçiminden, yaşamından daha büyük ahlak yoktur. Tamam mı? Sünnet bu. Ondan sonra tabağın dibini sıyırmak. He? Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim gibi yağlı yemekler nerede bulmuş da? Bulsa da öyle şey kuvvetli yemez. Dibini sıyırmak. Elinle parmağıyla sıyırsan falan. Ay ne görgüsüzlük. Niye? O dibinde bırakacaksın epey bir şey. Çayın bile dibinde ille bırakacaksın. Görgüsüzdük. Adam dibine kadar çeksin. Ne görgüsüz adam. Buna kız da verilmedi. Niye? Dibinde bırakacaksın ya gör. Seninki Fransız görgüsü. Frenk görgüsü. İslam'ın görgüsü sünnetleyeceksin. Tamam. Sen en büyük ahlak üzeresin. Ahlakı kim tespit ediyor? Kimin beğendiği beğendiktir. Kimin büyük dediği büyüktür. Allah'ın büyük dediği büyüktür. Onun güzel dediği güzeldir. Yaradan odur. Sen kendi kendine bir planlar kurmuşsun, düzenler kurmuşsun. Ona görgülü, ona görgüsüz demesin Senin ne hükmün var? Hangi belgede imzan var senin? Için? Ne yazdığın kabul, ne konuştuğun kabul.